bu haftanın kılavuzunda empati ve sempatiyi açmak istiyorum biraz daha. Hatırlarsanız enkaz birinci bölümde empati ve sempatiye değinmiştim. Şimdi biraz daha açmak istiyorum çünkü çok gündemde hem kendinizi hem de çevrenizi de koruyabilmenizi istiyorum. Sağlığınızı özellikle koruyabilmenizi istiyorum. O yüzden de bu önemli konuya değinmeye karar verdim. Bu haftanın kılavuzunda. Empati kendini başkasının yerine koymak değil, başkasını kendinmiş gibi anlamak, hissetmektir. Sempati, kendisini başkasının yerine koyar, acısını, derdini, sıkıntısını, tasasını anlamaz, hissetmez, kendisine olmuş gibi, olaylar kendisine olmuşçasına yaşar. Peki bu ne işe yarar? elimizdeki yaralı sayısını ikiye çıkarmaktan başka. Sempati kurmak tehlikeli bir bağ kurma modelidir. İşin özü, sen hiç kimsenin yerinde değilsin ve kendini başkasının yerine koyarak algılayamazsın o kişinin gerçekliğini kendini başkasının yerine koyduğunda bazen küstahlığa kadar varır işin sonu hani ben senin yerinde olsam böyle yapmazdım ben onun yerinde olsam böyle yapardım gibi cümleler çıkar zihinden ya da zihin böyle cümleler kurarak kendisini aslında daha üstün görür tabii ki sağlığına verdiğin zararda cabası hipersempati duymak sempatik sinir sistemini de negatif yönde etkiler. Sempatik sinir sistemi negatif yönde etkilendiğinde ise stres hormonları üretmeye başlar. Kalp daha hızlı atar, atar damarlardaki kan basıncı artar, korku, öfke, endişe, dehşet, sinirli bir heyecan hali gibi stres tepkileri verir. Sağlığınıza ne olur bu tür stres tepkileri Sinir sisteminiz vermeye başladığında bağışıklık sistemi çöker, sindirim sistemi çöker, dolaşım sistemi çöker. Yoğun duygularla baş edemez hale gelinir, psikolojik sorunlar belirir, kaynağı belli olmayan ağrılara, uykusuzluklara, hastalıklara maruz kalınır. Adını telaffuz etmek istemediğim diğer hastalıkların da yanında. Yani sempati yolu aslında ayrı gayrı olduğumuzun teyidi ve geçici altını çiziyorum geçici süreliğine hiçbir şekilde sağlıklı bir çözüm üretemeden birliği hissetme çabasıdır. Empati ise kendimin hiç kimse ve hiçbir şeyden ayrı olmadığımın bilincidir. Dolayısıyla kendimi kimsenin yerine koyma ihtiyacım yoktur karşımdakini algılayabilmem, hissedebilmem için. Yolumun kesiştiği, algılarıma yakalanan herkes ve her şey zaten benim. Benim başka bir parçam, başka bir versiyonum, başka bir yansımam, başka bir enerjetik evrimim ya da öncem. Onu algılayabilmem, karşımdakini algılayabilmem için nötr bir zihinle incelemem yeterlidir. Dolu zihin, eski yargılar, köhnemiş bilgiler, aileden gördüklerin, okuldan çevrenden öğrendiklerin, özetle kendinin doğru ve yanlışlarıyla buluşamazsın bir diğer versiyonunla. Sempati ayrımcalıktan gelir, empati ise bütünlükten. Empati ve sempatinin ayrımını öğrenmek çok çok önemlidir. Tüm bu bilgileri yerine oturtabilmek, pratiğini edebilmek ve özgürleşebilmek için ne diyeceğim burada? Meditasyonu günlük hayatınızın vazgeçilmez bir rutini haline getirin. Bu konuda desteğe ihtiyacınız varsa da meditasyon 360 programımızı hemen şu anda edinin. Empati ve sempati ayrımı çok önemli, daha da önemli olacak önümüzdeki günlerde, hatta yıllarda. Umarım bu yayın size fayda sağlamıştır. Sizleri çok seviyorum.